Selamünaleyküm dostlar. Uzun zamandan beri sesli video çekmiyordum. Beni e, bu videoya vadar eden bir ürün geçti elime ve bunu hemen hızlıca sizlerle paylaşmak istedim. Aybars bıçakçılık tarafından bir arkadaşımız için özel yapılmış bir ürün. E, şunu belirtmek istiyorum öncelikle. Bull Knife'dan sonra ilk defa karşıma kutu içeriğiyle bu kadar zenginleştirilmiş bir ürün geçti elime. Hiç lafı uzatmadan direkt konuya gireceğim. Şöyle bir deri torbamız var arkadaşlar. ...çok e, konsepte uygun, brutal bir şekilde yapılmış. Çok beğendim, aşırı beğendim. Şurada Aybars yazısını görebiliyorsunuz. E, torbamızın içinden torba diyeceğim artık. Torbamızın içinden şöyle bir hediye anahtarlık çıkıyor. Bu küçük şeyler e, kullanıcıyı çok mutlu ediyor. Benim de çok hoşuma gidiyor. Şurada Aybars bıçakçılığının bir kartını görüyorsunuz. Halil İbrahim Demirkaya. Şöyle göstereyim. Bu arada isteyen, düşünen olursa mutlaka iletişime geçip e, bilgi alabilir... Kullanım kılavuzu diyeceğim buna da bakımıyla ilgili bıçağımızın birkaç bir yazı var, not edilmiş. Bunu da şöyle bırakalım ve de Aybas bıçakçılık garanti sertifikası. Evet, çok özel bir durum var burada. Udalholm Elmax çeliğinden yapılmış bıçağımız belirtiliyor. 60 derece sertliğe sahip diyor ama muhtemelen yalan çünkü daha yüksek. <laughs> yani yalan dediğime kanmayın. Bu iyi bir şey 60'ın da üzerinde olduğunu düşünüyorum çünkü camı falan gayet rahat bir şekilde çiziyor artı e, yüksek gritlerde e, bilemeye başladım ağzını ilk ben açtım e, çok uğraştırdı <laughs> diyebilirim. Diğer bilgiler stabilize ağaçtan yapılmış ölçüleri belirtilmiş vesaire vesaire. Bunu da şöyle bir köşeye bırakalım. Şöyle bir kılıfı da göstereyim size arkadaşlar. Kılıf e, yılan derisinden mi orijinal mi değil mi bilmiyorum ama çok güzel görünüyor. Şöyle kalın da bir kılıfımız var arkadaşlar. Şurada bir Aybars ve Beytar diye bir damgalar var. Şöyle kemer için yapılmış pimli bir, ne diyeyim bunu artık bilmiyorum. Güzel, deri kalın, güzel bir kılıf. Gelelim esas meseleye. Arkadaşlar, dediğim gibi bıçağımız e, müşterimizin, müşterimizin demeyim de e, benim de müşterim sayılır sonuçta bilemesinde ben yaptığım için arkadaşımızın e, sipariş üzerine kendi isteği üzerine özel ölçülerde kendi eline uygun bir şekilde yapılmış. Benim elim fazla büyük değil ve de benim elime çok çok güzel oturuyor. Bunu diyebilirim. Bir de kabzada şu özellik çok hoşuma gitti. Çoğu kabzayı çok kalın yapıyorlar. Bu ayarı tutturamıyorlar ama belki bu el ölçülerimizin uygunluğu uygunluğundan dolayı olabilir. Şuradaki tokluk avucumun içini çok güzel dolduruyor. Şuradaki boşluklar da böyle hani parmağımın, parmaklarımın özellikle alt, en alt ve işaret parmağımın çok güzel böyle bıçağı sarmasını sağlıyor. Ben çok beğendim. Şu tutuş hissi çok güzel. İp boşluğu yapılmamış. Herhalde arkadaşımızın isteği üzerine yapılmamıştır. Şurada bir parmak için bir yer var. Farklı tuşlar için. Şöyle göstereyim. Bir de kabza hisse yakından göstermeye çalışacağım. Evet, netlikle ilgili biraz sıkıntı yaşıyorum bu ara. Kusura bakmayın. Şöyle göstereyim. Namlusu sırtında güzel böyle bir işleme yapılmış. Gayet simetrik duruyor. Ve de gelelim namlumuza. Namlumuz dediğim gibi arkadaşlar. Elmax çizgi saten el perdah yapılmış. Çok güzel bir çentiğimiz var burada. Namlu formu da spear point adlandırabileceğim bir namlu formu. Ee, yine dediğim gibi arkadaşımızın isteği üzerine özel yapılmış bir form. Şöyle. Ben de bilemesini yaptım arkadaşlar. Buradan ayna finish gibi dursa da ayna finish değil. Yine arkadaşımızın isteği üzerine yaklaşık 2000 gritte 3000 gritten sonra 2000 gritten sonra yanılmıyorsam evet 2000 grid'den sonra ufak bir pasta cila yaptım. Öyle bıraktık fazla derine inmedik açısı da 22-23 derecelerde bir de özel bir teknik kullandık çok fazla detaya girip. Başınızı şişirmek istemiyorum. Bakalım e, ne kadar uzun süreli dayanacak. Çok güzel uyacak. Sahibine şimdiden hayırlı olsun. Dediğim gibi isteyen düşünen varsa Bull Knife. E, bir de Bull Knife'ın sırasına aybars bıçağı tak. Kattık. E, rahatlıkla gönül rahatlıkla sipariş verip ürünlerinizi alabilirsiniz. Çok güzel. Bir de keskinliğine bakalım arkadaşlar beraber. Artık kağıt kesmiyoruz. <laughs> Sırf peçeteden devam. Yani gayet de güzel olduğunu düşünüyorum. Kaymak gibi de kesiyor. Bakalım ne kadar dayanacak. Evet. Yeni yeni videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.